şu bilinmeli ki çok geniş katılımlı bir toplantı değil. Ancak çok önemli bir toplantı. 780 bin kilometre karenin her noktasına değen, her noktasına hizmet eden ve insanımızın yaşam konforunu öncelikleyen 18 bölge müdürlüğümüzden bölge müdürlerimiz, bölge müdür yardımcılarımız, hakeza genel müdürlüğümüzde de genel müdürümüz başta olmak üzere genel müdür yardımcısı arkadaşlarımız, daire başkanı arkadaşlarımız hepsi burada. Bunun anlamı biz 780 bin kilometre karede 80 milyon insanımızın ve ülkemizde ağırladığımız misafirimizin kışı problemsiz geçirmesi adına yine çalışmalarımızı masaya yatırdık, tedbirlerimizi birden birlikte aldık. İnşallah bundan sonra da bunun gereğini yapacağız. Bu vesileyle değerli basın mensubu arkadaşlarım, sizlere de çok çok teşekkür ederim. Çünkü yaptığımız çalışmaları vatandaşa aktarmak adına, köprü olmak adına önemli bir görev üstleniyorsunuz. O yüzden iyi ki buradasınız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. Tabii milletimizin yolunu açan bir karayolları genel müdürlüğü. Gelişen ve yenilenen teknolojiyi takip etmesi vesilesiyle aldığı yeni araçlarında hem tanıtımı hem hizmete verilmesi programındayız. Bu vesileyle bir araya geldik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de araba yürüsün anlayışıyla hizmet ediliyordu. Veya bir başka anlamda teker dönsün anlayışı vardı. Ama artık öyle değil. Artık teknolojiyi kullanan ve mümkünse bunu yerli üretimi teşvik ederek yerli kaynaklardan sağlayan bir genel müdürlüğe ve bu anlamda akıllı yolları artık akıllı araçlarla donatan, temizleyen, hizmete hazır hale getiren bir genel müdürlükten bahsediyoruz. Bu bence çok önemli. Artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş sürüş konforu ve trafik güvenliği azami ölçüde sağlanan yol yapımına öncelik verdik ve bu konuda da çok ciddi mesafeler aldığımızı herkes biliyor. Türkiye'nin kalkınma ve gelişmesinde en büyük altyapı yatırımlarından biri ulaştırma sektörü ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda karayollarına bugüne kadar tam 227 milyar 400 milyon Türk lirası yatırım yapmış durumdayız son 15 yılda ve bugünkü birim fiyatlarla. Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğu artık 3 kat değil 4 katına çıktı. 6100 kilometre bugün itibariyle 26 bin kilometrenin üzerine çıkmış durumda. Bu konuda bu yılki hedefleri gerçekleştirmek adına ortaya koyduğunuz performans ve başarı nedeniyle hem sizleri hem değerli çalışma arkadaşlarımı bu vesileyle tebrik ettiğimi, teşekkür ettiğimi özellikle bir kere daha vurgulamak isterim. Yine birbirine bölünmüş yolla bağlı 6 ilimiz varken bugün 76 ilimiz var. Müthiş bir başarı, güzel bir gösterge. Ancak bunu 81 ile çıkarmak konusundaki çalışmalarımız önemli. 2 yıl içerisinde yani 2019'da 81 ili birbirine bağlamış olacağız. Bu konuda hangi arkadaşımıza, hangi bölge müdürümüze ne görev düşüyorsa lütfen bu bilinçle 2 sene içerisinde bunu bitirmiş olalım ve 81 ilimizi artık birbirine bağlamış olalım. Elbette ki bölünmüş yollarla yol standartlarını çok yükseltiyoruz. Özellikle geometrik standartlar çok yükseliyor. Ancak aynı zamanda bütünlü sıcak karışım yani sıcak asfalt olması da önemli. Bu konuda da çok önemli bir mesafe aldık. 8650 kilometre olan BSK'lı veya sıcak asfalt yol miktarımız 23 bin kilometrenin üzerine çıktı. Bugüne kadar hep 22 binlerden bahsediyorduk. Bu sene 2017 kilometre hedefi ortaya koymuştuk
ve bu hedefin üzerine çıktık. Sizlere yine bu vesileyle teşekkür ederim. Bugün itibariyle 23.231 kilometre bütünlü sıcak karışım yolumuz var. Tabii sadece bununla yetinmiyoruz. Yol konforunu, sürüş konforunu artırmak adına sürücülerimizin ve yolcularımızın, misafirlerimizin bir başka ifadeyle hayatını kolaylaştırmak adına tüneller yapıyoruz, köprüler yapıyoruz. Vadileri viyadüklerle, köprülerle aşıyoruz, dağları tünellerle aşıyoruz. 2003 yılında, yani 80 yılda Türkiye Cumhuriyeti olarak 50 kilometre bölünmüş yol yapmışken bugün bunun üzerine 300 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol dedim, düzelteyim. Tabii arkadaşlar diyecek ki ya 50 kilometreden bahsediyor, nereden çıktı? 2003 yılına kadar 50 kilometre tünel uzunluğumuz varken biz bunun üzerine 292 kilometre uzunluğunda bugüne kadar tüneller koyduk. Bu 346 ediyor ama sene sonu hedefimiz 372 kilometre. Ve bu konuda da hiçbir sıkıntı görmüyorum çünkü çalışmalar bunu gösteriyor. Önümüzdeki bir aydaki çalışmayla birlikte bunu 372 kilometreye çıkarmış olacağız ve 83 adet tünel üzerine 216 daha tünel bitirmiş olacağız. Bu önemli. Yine köprü viyadük uzunluğu da bizim için çok çok önemli. 311 kilometre köprü ve viyadük varken bu rakamı son 15 yılda 521 kilometreye çıkardık. Bu da çok önemli bir rakam. Tabii yollarımızın artan trafik güvenliği ve seyahat konforu ile birlikte ölümlü kazalar ciddi oranda azaldı. Bu bizim için çok önemliydi. Gerek araç artışına bağlı, gerek ülke ekonomisinin büyümesine bağlı, gerekse yaptığınız konforlu yollar nedeniyle, yaptığımız konforlu yollar nedeniyle hem yük taşımacılığı hem yolcu taşımacılığı anlamında ciddi artışlar oldu. Ama buna rağmen 100 milyon taşıt kilometre başına düşen ölüm sayısı 5.72 iken bugün 2.16'ya mı düşürdük? 2.16'ya düştü. Çok önemli bir rakam. %60'ın üzerinde bir düşüşten bahsediyoruz. Bazen bunu bilmeyenler sadece işte 2002'deki ölümlü kazalardan kaynaklı kaybedilen hayatları alıyorlar, 2017'deki hayatları alıyorlar, yan yana koyuyorlar ve kıyaslıyorlar. Bu doğru bir kıyaslama değil. Çünkü hem araç sayısı çok arttı, hem trafik anlamında hareketlilik çok arttı. Ama dünya çapında gösterge, kıyas 100 milyon taşıt kilometre başına olan hayat kaybıdır. Tabii gönül ister ki bir tek ferdimizi kaybetmeyelim. Nitekim bununla ilgili çok yoğun çalışmalarımız var. Özellikle akıllı yolları, güvenlikli yolları ve sıfır kaza hedefiyle inşallah çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme. Tabii tarım, turizm, ticaret, sanayi, bütün bunların gelişimi için ulaştırma altyapısının gelişmesi önemli. Bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesi ve eşitlik sağlanması önemliydi. Nitekim bu konuda ciddi mesafeler aldık. Taşıt işletme giderlerinde ciddi tasarruflar gerçekleştirdik. Sadece bölünmüş yollarla ülke ekonomisine değil, her yıl 17 milyar Türk lirasının üzerinde ekonomik fayda sağlamış hale geldik. Bu anlamda yolları açmak kadar bu yolların kullanılır kılınması da önemliydi. Ülkemiz karayollarında kayıtlı bulunan araç sayısı şu an 22 milyon. Her gün ülkemizin dört bir yanından milyonlarca araç trafiğe çıkıyor, hareket halinde. Biz bu noktada karayolları altyapımızı geliştirirken bu araçların 365 gün kar demeden, kış demeden yollarda olduğunu özellikle göz ardı etmeden çalışma yapıyoruz. Kar yağdı, buradan araç geçmez. Kar yağdı, böyle oldu bahanesinin kesinlikle arkasına sığınmadan hem mücadelemizi yapıp yolları açıyoruz, hem işte nitekim
Ovit tünelini hizmete verdik. Aslında bugün itibariyle hizmeti vermeyi öngörüyorduk. TÜP'ün bir tanesini bir gidiş bir geliş olarak. Ancak yaklaşık 10 gün önce yağan karda vatandaşımızın mağdur olmaması adına kontrollü bir şekilde hemen hizmete verdik. İnşallah bu konuda Karadeniz'i İyidere, İkizdere üzerinden İspir, Erzurum'a, oradan ta Nahçıvan'a, İran'a bağlamış olacağız. Bu çok önemli bir koridor. O yüzden emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Ama bu sadece bir örnekti. Bunun gibi onlarca örneğimiz var. Bu önemli. O yüzden sadece kar-kış mücadelesiyle yolları açmak değil, tünel, viyadük, köprü marifetiyle de 365 gün kar demeden, kış demeden, fırtına demeden yolları açık tutmamız önemli. İşte bunun için de makine parkınızın güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğümüzün makine parkının güçlü olması adına da çok önemli adımlar attık. Bölgelerimizin, şehirlerimizin arama kurtarma ve karla mücadele aracı ihtiyacını böylece hem gidermiş oluyoruz hem kabiliyetlerimizi çok daha üst seviyeye çıkarıyoruz. Tabii yine ülkemizin 412 adet kar mücadele merkezi var. 7.994 adet makina ve ekipmanı sağladık bu dönemde. Az önce genel müdürüm söyledi, 12.000'e yaklaşan makina ve ataşmanı anlamında önemli bir makine parkımız var. Fakat bunun yenilenmesi, güçlenmesi önemli olduğu kadar modern teknolojiye haiz, daha üst düzey kabiliyetlerle hizmet veren yeni ekipmanın katılması da önemliydi. Nitekim bugün 809 aracı bu kış sezonunda bu makine parkına, bu çalışmamıza destek vermek adına hizmete aldık. 46 farklı türde makine var bunların içerisinde ve bunların içerisinde ilk defa tür olarak ilk defa hizmete alacağımız ve çalışmalarımızı daha da kolaylaştıracak ekipman var ya da geçmişteki özelliklerine göre çok daha fazla donanımlı hale gelmiş, çok daha üst seviyede hizmet edecek ekipmanımız var. Bu önemli. Çünkü biz karayollarımızda herhangi bir aksaklığa sebep olmamak, vatandaşımızın her daim ulaşabilir olması, erişebilir olması için yollarımızı, tünellerimizi, köprülerimizi yaptığımız gibi açık tutmak yönünde de bir gayretimiz var. Bu konuda özellikle kış aylarında dağ yollarının, köprülerinin kardan temizlenmiş olması, buzlanmanın engellenmesi adına yapılacak çalışmalar önemli. Bunun için sizlere teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum. Bunu özellikle vurgulamış olayım. Çünkü ben Kars'ta yaşayan biriyim ya da doğmuş yaşamış biriyim demek daha doğru. Şimdi de sıklıkla gidiyoruz. Oralarda kışın ne demek olduğunu biliyoruz. Kars'ın, Erzurum'un, Ağrı'nın, Artvin'in kışının buralardaki gibi 15 günde, 20 günde bir yağan karla kış geldi anlayışı değil. Oralarda işte bu aydan başlıyor. Mart sonuna kadar kış sürekli var, kar sürekli var ve mücadele kesintisiz sürekli devam ediyor. İşte o bölgedeki insanımızın yaşamını kolaylaştırmak adına da bütün yollarımızı açık tutmak gibi bir hedefimiz var. Bu bizim için önemli. Tabii sadece yolları açık tutmak değil, can ve mal emniyeti anlamında sağlıklı bir şekilde vaktinde açmak da önemli. Bunu da söyleyelim. Yine bugün filoya katacağımız 809 araçla birlikte biz bölgelerimizin ihtiyacı olan kış şartlarındaki mücadelesini kolaylaştıracak bir çalışmayı da gerçekleştirmiş olacağız. Bunu da özellikle vurgulamakta fayda var. Tabii sadece yaklaşık 12 bin araca eklediğimiz 809 araç değil. Onun dışında 480 bin ton bu kış tuz kullanacağız. 380 bin metreküp agrega kullanacağız. Bu önemli. Yine bu sendeki rakamlar mı? Bu havalimanındaki rakamlar mı? Doğru rakamlar. Peki. Değerli arkadaşlar, bu çok çok önemli. Bir de bir rakam daha vereyim. Tabii
yaklaşık 67.500 kilometre yol ağımız var. Az önce sıcak asfaltları, bölünmüş yolları söyledik ama yol ağımız sadece onlarla sınırlı değil. 67.559 kilometre yol ağımız var. Bunların 7 gün 24 saat kameralarla takibi anlamında da akıllı ulaşım sistemlerini devreye soktuk. Bu önemli. 9.700 çalışma arkadaşımız 7-24 saat yolların açık olması adına dağ demeden, vadi demeden, dere demeden ülkenin her yerinde 7-24 hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. Bu vesileyle o arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederim. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Ve yine inşallah yaklaşık bu 12 bin aracımızın 3 bininden fazlasında, değil mi? Artık araç yüzü kamera mı? Araç yüzü kamera mı taktık? Kamera takıyoruz çünkü böylece arkadaşlarımız hem işlerini çok daha rahat halledip hem çalışma alanını daha rahat takip edebilecekler ve merkezden de onların yönlendirilebilmesi vaktinde olay yerine veya açılması gereken yere erişebilmesi adına bu çok önemli bir özellik. İnşallah bu özellikle ilgili kabiliyetlerimizi de çok daha üst seviyeye çıkarmış olacağız. Az önce zaten karayollarında kullanmamız gereken rakamları söylemiştim ama bir daha söyleyeyim. 9.700 kişi sadece araç yetmiyor. 9.700 çalışma arkadaşımız 7/24 çalışacak. 480 bin ton. Tekrar söyleyeyim, tondan bahsediyoruz. Tuz kullanılacak. 380 bin metreküp agrega kullanılacak. Havalimanlarımızda da yine aynı şekilde 259 ileri teknoloji donanımlı araçla biz orada da o konuda eğitilmiş 500 personelimizle mücadele ediyoruz. Orada da 33 bin ton tuz ve buz önleyici kullanılacak. Demir yollarımızda tam zamanlı olarak yine demir yollarının açık olması, trenlerle ilgili herhangi bir sıkıntı olmaması adına ekiplerle birlikte 7/24 teyakkuz halindeler, işlerinin başındalar. Bunu da vurgulamış olayım. Tekrar bu vesileyle hazır bölge müdürlerinde bulmuşken, değerli arkadaşlar, dün akşam da paylaşmıştık ama bugün burada bir kere daha tekrarlamış olayım. Bu sene ortaya koyduğunuz performans nedeniyle genel müdürümüz başta olmak üzere genel müdürlük arkadaşlarımızı 18 bölgedeki bölge müdüründen mühendisine, işçisine, herkese çok çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çünkü herkes hedefler ortaya koyar ama günün sonunda da bir takım bahanelere sığınarak ya hedefleri gerçekleştiremedik ne yapalım der. Ama Allah'a şükür biz hem hedefler ortaya koyduk hem bu hedeflerin üzerinde performans gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla siz değerli çalışma arkadaşlarıma bu konuda çok çok teşekkür ederim. Bundan sonra da aynı anlayışla 2018'de de ülkemizi ileriye taşıyacak bir şekilde insanımızın sürüş konforunu, yaşam konforunu, seyahat konforunu artıracak şekilde yine planlamalarımızı yapacağız. Hedeflerimizi ortaya koyacağız. Öncelik sıralarımızı belirleyeceğiz. Öncelik sırası nedir? Belli. İnsanımızın yaşamını kolaylaştırmak, ülkemizin ekonomisinin büyümesi adına, ticaretinin önünün açılması adına ana koridorlar başta olmak üzere ulaşım koridorları birbirini tamamlayacak şekilde önceliklendirip yapmak. O konuda da inşallah 2018 ile ilgili şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ama söyleyelim, ne kadar konforlu yollar yaparsanız, ne kadar güzel yollar yaparsanız yapın, bizim coğrafyamızda bunları 7/24 açık tutmak çok önemli. O yüzden bu kışta geçen yıllarda olduğu gibi başarılı bir performans göstererek inşallah insanımızın hayatını kolaylaştıracağız. Bütün yollarımızı açık tutacağız. Ola ki olağanüstü bir kar yağışı olursa da vatandaşımızı doğru bilgilendirerek, yanlış lastiklerle yanlış araçların yola çıkıp yolu kapatmamasını da önceden İçişleri Bakanlığımız, emniyet güçlerimiz de koordine içerisinde inşallah engelleyerek biz bu sene yine yollarımızı açık tutmuş olacağız. Bu vesileyle iki mesajı da vermiş olayım. Birincisi, ticari araçlarla ilgili kar lastiği takma zorunluluğu yarından itibaren başlıyor. Bütün Türkiye genelinde yarından itibaren
ticari araçların kar lastiği takma zorunluluğu yarından itibaren başlıyor. Ancak eğer şehir içinde çalışıyorlarsa bu ticari araçlar, bunlarla ilgili kar lastiği takma ve çıkarma sürelerini valiliklere bıraktık. Çünkü Ağrı'daki, Erzurum'daki, Kars'taki kar lastiği takma ihtiyacı süresiyle Antalya'daki bir değil. Bu bir gerçek. Şehir arası çalışıyorsa yarından itibaren takacak. Ancak şehir içinde çalışıyorsa valiliklerin belirleyeceği tarihlerde takacak. Bunu zorunluluk olarak ortaya koymuştuk. Ancak diğer sürücülerimizden de istirhamımız, zorunluluk ve mecburiyet olmasına bakmadan kışın daha rahat etmeleri, kazaya belaya karışmamaları, can mal emniyetini sağlamaları adına lütfen onlar da kar lastiği taksınlar. Şunu unutmasınlar. Yüzlerce aracın çıktığı bir yolda araçların %99'u tedbir almış olup %1'i tedbir almazsa, işte bir tır yolda dönerse, yolu kapatırsa, diğer %99'un kar lastiği takmış olması, tedbir almış olması bir fayda vermiyor. O yüzden hem kendi can ve mal emniyetini düşünerek, hem diğer sürücülerin ve yolcuların can ve mal emniyetini düşünerek, onlar da lütfen tedbirlerini alsınlar, tedbirsiz bir şekilde yola çıkıp hem sıkıntı yaşamasınlar, hem sıkıntı yaşatmasınlar. Bunları da özellikle insanımızdan, sürücülerimizden istirham ediyorum. Ve bir şey daha, bir şey olmaz, ben yolda kalmam demesinler. Bizim arkadaşlarımızın da emniyet birimlerinin uyarılarını da lütfen dikkate alsınlar ve tedbirli olsunlar. Çünkü bizim arkadaşlarımız hem geçmiş yıllardaki tecrübeleriyle hem meteorolojiyle anlık çalışması çerçevesinde ne zaman hangi yolda ne tür sıkıntı olabileceğini biliyorlar. Böyle bir tecrübeye ve tespite bağlı yaptıkları uyarıların boşa olmadığını bilip lütfen bizim arkadaşlarımızın uyarılarını da dikkate alsınlar, gereğini yapsınlar. Tekrar söylüyorum, her bir insanımızın canı bizim için çok çok kıymetli, hele parayla hiç ölçülmez. Bunu da bilsinler, lütfen gerekli tedbirleri alsınlar. Tekrar değerli arkadaşlar, çalışmalarınıza kolaylıklar dilerken, filomuzun güçlenmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yeni hizmete girecek 809 aracımızda biz filomuzu çok daha güçlendirmiş olacağız. Bu anlamda da hem sizlerin çalışmalarına katkı sağlayacak, başarılı sonuçlar almanızı sağlamış olacak, hem de insanımızın seyahat konforunu artıracak bu araçlarımızın Karayolları Genel Müdürlüğümüze, bölgelerdeki çalışma arkadaşlarımıza, insanımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Markanın iş makinesinin önüne geçmiş olması çok önemli. Tebrik ediyoruz sizi.